Merhaba Ezgi. Merhabalar canlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Bugün günlerden pazar. Kızım sağ tarafımda, eşim sol tarafımda. Pazar gününü böyle sohbet ederek geçireceğiz. Ben çayları koyayım. Senden zengini yok Şükran Hanım. Bir tarafın ağa babası, bir tarafın kızı. Çok şükür. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk babacığım. Evimize hoş geldin. Allah razı olsun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ım herkese iyilik dillik versin. Bizler iyiyiz. Allah'a çok şükür. Şükran 4 kap yemek yaptı ama yani sizlere gösterdim. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Gösteremedim mi? Çünkü seri olarak yaptı. Biliyorsunuz size gösterirken uzun sürüyor. 4 günlük. 4 kap yemek yaptı ama 2 günde şey yapar. 2 günde. Niye? Biraz da fazla yapıyor. Kızımıza da veriyoruz. Kızımın ihtiyacı yok ama anne yemeğe başka olur. Tabii canım, yani ihtiyacından dolayı değil. Annenin yemeğinin tadına bakması. Evet. Şükran'ın abisi de zaten biliyorsunuz. Bu da bizim elimize bakıyor. Ne yapsın, yalnız adam. Eskiden anneme götürüp getiriyorduk. Şimdi eşimin abisine götürüp getiriyorum. Kızım zaten bizde de yiyor, geliyor da gidiyor ve o sorun değil. Allah izin verirse zaten ayın birinde, ikisinde de işe başlayacak. Allah'ım inşallah onun da yolunu, izini açık eder, amin, rahatlar. Yeniden bir hayat gibi Allah izin verirse. İnşallah. Dolayısıyla arkadaşlar, Şükran Hanım da çayımızı getirsin. Ben çay içmeyince kafam da çalışmıyor. O nedenle iyisiniz de. Şükran, bilmiyorum ismini, kız çocuğundan hatırlayamıyorum ama ben de selam söylemek istiyorum. Vedat Yenmez adlı Rumuzlu kardeşimiz, yani Vedat Bey. Vedat ama bayan yani. Eşim. Videomda söyledim ama Derinsu. Derinsu ve Ali Fırat. Ay, o yanlış da olabilir. Evet, yani ben Ali Fırat'ı şey yaptım, onu tespit ettim de unutmadım da. Kız çocuğunun isminde hata olabilir. Kızım ve oğlum, evlatlar, annenizi babanızı üzmeyin. O kadar çok isim var ki aklımda tutamıyorum ya. Onların, annenizin ve babanızın sözüne çıkmayın. Her daim okuyun, okuyun, okullarınızı aksatmayın. Büyük adam olursunuz inşallah. İnşallah. Allah'ım ne muradınız varsa versin. Sizleri öpüyorum çocuklar. Annenize, babanıza da, özellikle babanıza da selamlarımı sunuyorum. Hoş bulduk. Oy, kurban olurum seni. Kavuşturalım, şükürler olsun. Çayı da getir. Çayı getir de sen de otur Şükran. Evet, öyle arkadaşlar, bu arada. Yemek yediyse şimdi çay içelim. Yani aklıma geldi Şükran Bey, son dakikada sizlere selam söyledi çocuklar ama ben de canlı olarak söyleyeyim benim. Selam isteyenlere de her daim biz selamımızı göndermeye hazırız. Siz bize bir adım gelirseniz biz 5 adım geliriz. Bunu bilesiniz. Dedikler, biz her zaman söylüyoruz. Bizde yalan dolan yok. Dobra kanal ne derse o olur. İzleyicilerimiz, takipçilerimizi asla kırmayız. Asla. Senin söylemene gerek yok ki. Biliyorlar benim değerli kardeşlerim. Bizi öğrendiler, tanıdılar. Daha dün bir, bugün iki değiliz. Allah'a çok şükür. Yıllardır YouTube'dayız. Evet. Öyle arkadaşlar, yemek yaptım. Hava çok sıcak, dışarıya çıkamadık. Çünkü bu sıcakta gezilmez. Yok yok. Bir çay vereyim mi kızım? Şeker. Yok yok, ben şeker değilim. Şeker ben de kullanmıyorum. Şöyle sağ olasın. Gördüğünüz gibi bugün pazar sohbeti yapalım dedik. Kızım da gelmişken. Defnemiz yok bugün. Evet. Bir boşluk var değil mi arkadaşlar? Bir noksanlık var. Defnemiz babasıyla. Hafta sonu gene. Aslında pazar günü geleceğim anneanne demişti ama cuma akşamı geldi. Biz cuma akşamı onu babasının evine bıraktık. Evet. Biraz şöyle nazlanarak gitti ama çocuğuma da acıdım. Olsun. Seni olsun. Çok seviyorum. Seni seviyorum. Evime doyamadım. O da değil, doyamadım. Evet. Olacak böyle, güzelimiz böyle, ne yapalım? Evet. Annem diyor, özlüyorum ya. Arabadan inerken böyle bir grup genelinde. 5 günde kalsa 6 günde evlat borcu. Anne, çocuk anne özlemi yaşar tabii ki. Evet. Arada babasında, arada ben de. Babasında artık, kalacak. Artık bu düzene alıştık. Evet, çocuklar artık
bir tara- iki tarafa da gidecek. Evet. Anne baba her zaman özlenir. Seviyor. Evet arkadaşlar. Evet. Babasını da seviyor, annesini de seviyor ama en çok anneyi seviyor. Çocuklar genelde kız çocukları anneye çok düşkün olur. Benim kızım da öyleydi küçükken. Bir keresinde İzzet hatırlıyor musun? Çanakkale'ye gitmiştik. Rahmetli anneme bırakmıştık Ezgi'yi. Ağlamıştım sabah kadar. Annem diyor ki, evet, hiç uyumadı. Kızım diyor, bu kızın sana çok düşkün, durmuyor diyor. Neler çektirdi bana diyor. Annem de annem. Ondan sonra öyle çocuklar anneleri her zaman yanında olsun isterler. Evde kız çocukları anneye daha çok düşkün oluyorlar. Yani her eve bir kız çocuğu lazım diyorsun. Evet, Allah'a çok şükür benim bir tane var. Allah'ım olmayanlara versin. Olmayanlara da versin. Evet. İyi günler. Ne yapıyorsun? Nasılsın kızım? İyiyim. Şimdi bir uğrayayım dedim. Restorandan çıktım da. Ustalar var. Spora geçeceğim. Geçmeden bir sizi göreyim dedim. Spor salonuna gideceğim. İyi kızım. Malum durumlar böyle. Siz ne yaptınız? Nasılsınız? Çifte kumruları. Ne yapalım? Dün şey... Biz ne yapalım? YouTube'daki bizi seven arkadaşlarımıza Allah razı olsun. Bizim en yakınımız onlar. Sizlerin haricinde, Çelik'in çocuğumun haricinde sağ en yakınlarımız ya, bunlar. Evet. Benim akrabam bunlar. Buradaki gördüğün insanlar. Çocuklarım ve torunlarımın haricinde en yakınım onlar. Ha, olay bu. Taptırmayalım. Yanlış anlaşılmasın. Çocuklarımdan sonra, torunlarımdan sonra benim bizim YouTube ailemiz gelir. Başka aile sevilmek yok. Sevilmek güzel bir şey. Sevdirmişsiniz kendinize. Evet. Allah herkesten razı olsun. Evet. Hepimiz çok teşekkür ederiz. Bir aile. Görüyorsun işte kızım, yorumları sen de okuyorsun. İnsanlar öyle iyi ki, senin ne istediğini, nereye gelmek istediğini, amacını, kişiliğini, karakterini videolarda izliyorlar. Ona göre sana kanatsız meleklerim, hepsi kanatsız meleklerim. Bizim istediğimiz yönde bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Benim değerli, duyarlı, sevgili kardeşlerim. Sizleri çok çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Evet, bu arada takipçilerimize gönderdiğimiz son hediyeyi de, sıkıntılı hediye de yerine ulaşmış arkadaşlar. Buradan haberini de aldık. Bilgisini de verdiler bize. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece kargo gitti geldi, nihayet yerine vardı. Evet, çok afiyet olsun kızım, afiyet olsun oğlum. Beni genelde yurt dışından, Almanya'dan izleyenler çok var. Amerika'dan, Belçika'dan, Avustralya'dan. Yani Allah herkese, her nereden beni izliyorsa razı olsun, herkesten razı olsun. Türkiye'den, doğusuyla, batısıyla. Kuzeyiyle, güneyiyle, tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Herkese çok çok selam. Sizleri çok seviyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun arkadaşlar. Eşim söyledikten sonra bana gerek yok ama ben de söyleyeyim. Allah hepinizden razı olsun. İyisiniz, iyi ki varsınız diyorum. Bizi inanın çok mutlu ediyorsunuz. Bizi çok sevindiriyorsunuz. Allah'ım sizlere de aynen. Bizi nasıl sevindirdinizse Allah'ım da sizleri sevindirsin. Evet. Yuvanızda mutluluğu Allah'ım esirgemesin. Allah'ım her daim yanınızda olsun. Biz sizden memnunuz. Allah'ımıza bir şükür. Yükseklerde de çok gözümüz yok. Biz yağımızda kavruluyoruz. Buna da yeter diyoruz. Her zaman söylüyoruz. Şalgamın sıkından seyreye gidiyor. Evet. Bugün, dün dışarı çıkacağım demiştim ya. Videoyu yükledim. Defne de bizdeydi. Dün akşam annesiyle gezmişler, bize geldiler arkadaşlar. Biraz klimanın sesinden dolayı sesim size az gelebilir. Ekranı şöyle bir yaklaştırayım. Çok sıcak, sıcaklar geri geldi. Acayip derecede yanıyor. Ordu yanıyor. Artık sizin oralar nasıl bilemem. Şöyle yaklaştıralım. Aslında şey yapabilirdim yani, kamerayı kapatıp da öyle yaklaştırabilirdim. Doğal ama olsun. Doğal olsun dedim böyle. Onu diyeceğim ama İzzet sen görünmüyorsun. Görünmüyorum ben. Yan çekiyorsun. Şöyle. Tamam. Tamam.
Gel kızım. Defne'ye dedim ki, kızım dedim, videoyu yükledim dedim. Videoyu yükledikten sonra dedim, seni dedim hem yol ederiz. Anneanne, en evvela benim babamın kusura bakma, iş yerine bırakın, anahtarı alayım eve gideyim dedim. Tamam kızım dedim. Oradan da abimin balkonuna iki tane sandalye götürecektim. Oraya gittiğiniz zaman oturmaya ne masası var ne de sandalyesi var balkonda. Hani kendi, ancak kendine zor yetişebiliyor. Kendi ihtiyaçlarını, evin kendi ihtiyaçlarını evin alabiliyor ama evinin ihtiyaçlarını alamıyor. Maddi olarak gücü yok. Bir de düşünemiyor. Fazla bu konuları. O konuda o yönlerde para harcayamıyor. Dedim kızım, aha bekle dedim. Saat 6.30'da dedim videom gelecek. Bir saatlik video, çok da uzun oldu. O zaman dedim çıkarız. Önce babanın dükkanından madem sen anahtarını alırsın, seni eve bırakırız, seni rahatlaştırırız. Ondan sonra da dedim abime gideriz dedim. İki sandalye, bir de masa götürelim balkonda diye düşündüm. Dört tane de halı götürdük. Yani. Dört tane de aşağıdan bodrum katta halılarım vardı kullanmadığım. Onları eşime arabaya koydurdum. Güzelce de sildik. Tertemiz, yine plan buydu. Ama videom yüklenince birdenbire sarı dolar geldi. Sizler bilmeyebilirsiniz. Sarı dolar ne abla diyebilirsiniz. Sarı dolar sizin videolarınız, vloglarınız artık reklamlara uygun değil. Reklam veren için kanalınız uygun değil demek anlamında. Yani kanalım boş, sıradan bir kanal oluyor. Para kazanmıyorum. Para kazanamıyorum. Bu anlama geliyor. Orada konuştuğum bir kötü alışkanlık eşimle ilgili, o kelime orada reklamlara kapatmış videomu. Ay, kalbim nasıl atlatmaya başladı. Eşime söylemiştim ya, kötü alışkanlığından dolayı o kelimeyi. Sizler de anladınız. O kelime yasaklı kelimeymiş. Oğluma söyledim, hemen yüklenir yüklenmez oğlum dedim, videom dedim sarı dolar aldı dedim. Oğlum da hemen inceleme istedi. Aradan bir saat sonra, saat ben dedim Defne'me, dedim Defne'm gidemiyorum, çok kötü zor durumdayım, sarı dolar aldı. Çocuklar bilmiyor ki sarı dolar ne. O yüzden hani bizler biliyoruz ama onlar bilmiyorlar. Tamam anneanne ben gideyim dedi, çocuğumu sarılıp öpemedim bile. Oğluma dedim, oğlum hemen itiraz hakkını kullandı, inceleme istedi. Aradan bir saat geç, sürekli elim YouTube Studio'da sürekli böyle bakıyorum. Acaba yeşil ışık yanacak mı diye. Eğer yeşil dolar olursa kanalınız para kazanmaya müsait anlamında. Sonra bir baktım, birdenbire tekrar YouTube'u açtım. YouTube'da stüdyoyu açtım, bir baktım ki yeşil yanmış. Dünyalar benim oldu. Yoksa bir saatlik videom çöp olacaktı. Bu kadar emek verdiğim video artık bomboş olacaktı. Tamam. Ben de sizler gibi... Niye öyle oluyormuş? Yani bazı kelimeleri YouTube inceliyor. Onun için yasaklı senin kelimeler. Kesiyor yani. Yasaklı kelimeler. Para kazanmanı kesiyor. Sen diyor burada bir hata yapmışsın. O kadar çok moralim bozuldu. Erkin de itiraz edince itirazımız gerçekleşti. YouTube çok dikkat isteyen bir yer. Asla ve asla normal bir vatandaş, bilmeyen bir vatandaş YouTube'u yapamaz. Evet. Bizler artık bu işin ehli olduk. Yıllar yılı biliyoruz da neyin yasak olduğunu, neyin yasak olmadığını. Az önce Giresunlu YouTuber Esra Hanım'la konuştuk, yazıştık. Ona da gelmiş bir takım sarı dolar falan derken, kızım gelince daha da yazışamadım. O da dedi, aman dikkat edelim, yorumları kapatıyorlar dedi, Şükran dedi. Bütün dedi yorumlar dedi, YouTuber'ların yorumları dedi, genelde dedi bazılarının hep kapanmış, yorumlara kapatılıyor. Çok kötü yorum olursa kesinlikle dedi yorumlar kapatılıyor dedi. Ay, bir korktum bir korktum. Yani çok kötü bir korku atlattım. Takipçilerin yazdığı yorumlar da inceleniyor demek. Evet evet. Yani yorumlara da dikkat edelim arkadaşlar. Kötü yorum yazmayalım. Kötü yorumlar işte, devletçe yasak olan kelimeler YouTube'ça. Ben neden bu kadar sık incelediğimi şimdi sizler de anladı, eşim de anladı. Ben yorumları sürekli yorumları video yüklediğim zaman telefonu elimden bırakmıyorum. Her an kötü yorum gelirse anında engelliyorum. Bu kanalda gizli var, YouTube stüdyodan oradan engelliyorum. Bu kanalda gizliye basıyorum, yoksa çok tehlike arz ediyor bizim için. Bu kadar emek verdim, bu kadar yol katlettim, gece uykusu uyumadım. Yani sağlığım bozuldu yani. YouTube'da bu kanalı açtım açalı inan böyle tedirgin yaşıyoruz, korkuyla yaşıyoruz. Aman ha bir şey olacak diye, aman şöyle. Bir insanın işinden kovulması gibi bir şey bu, Allah korusun. Benim de burada bir ufak bir gelirim varsa devam ettirmeyi herkes ister.
Yani bu işler dostluk kazansın diyoruz ama dostluğun karşılığında da herkes emeğinin karşılığını arkadaşlar almak ister. Neyse yani bu, çok bu şuna benziyor. Bir korku atlattım. Allah tekrarını yaşatmasın. Bu şuna benziyor arkadaşlar. Senin düşmanın bile, seni çekemeyen bile oraya kötü, evet, evet, kötü şeyler yazıp bizi zor duruma düşürebiliyor. Şöyle yapabilirler. Onun mesela, için takip etmek lazım. Evet. Hemen yakalamayıp iptal etmek lazım o kişinin yazdığı yorumu. Hemen engel. Hemen. Anında. Haksız yönde şikayet alınan kanallar YouTube zaten biliyor. İncelemeye alıyor. En ufak bir şikayette o videonun asılsız olarak şikayet edildiğini gördüğü anda hemen kanalınızı normale döndürüyor. Benim başıma da çok geldi. Mesela ben izin alıp da çekim yaptığım yerlerde daha sonra izin ailesi tarafından izin verilmeyip çoluğu çocuğu hep şikayet ettiler. Kanalım, onların yer aldığı kanallar reklama uygun değildir diye yazı geldi bana. Yani çoluğu çocuğu yasak koyduğu ailesine aileler yasak koymuyor. O işte çoluk çocuk ailem bu kanalda çıkıyor diye hemen şikayet ediyorlar. Çok tehlikeli. Allah hepimizi korusun. Yani kimseye güvenilmiyor arkadaşlar. Sen çekim yapıyor diyorsun. Çekim yapıyoruz ama bir saat sonra onun evlatları veya işte akrabaları devreye giriyor. Bizi çekemiyor ya. Hemen diyor ki sen anne baba niye müsaade ettin? İşte kızım işte çekmiş ne bileyim ben diye annesi de demek ki ben müsaade ettim de çekti demiyor da. Ha, o zaman basıyor şikayeti YouTube'a. Bize diyor ki benim ailemin evini çekmiş, benim ailemin, annemin, babamın resmini çekmiş, görüntüsünü çekmiş, şikayetçiyim diyor. Bizi zor duruma düşürüyor. Halbuki biz izin alarak, müsaade alarak büyükken çektik. Ama çocuklar ne oluyor? Kendi kendine bir şeyler zannediyor. Yani Şükran, İzzet para kazanıyor benim sırtımda diye. Sen sırtımda ne parası kazanacağım? Sen bana neysin ya? Sen bana kaderini alır mısın? Allah Allah. Yani onun bu için işler çok zor arkadaşlar, çok zor. İnsanın başına her şey geliyor. Biz hep iyi niyetliyiz. Asla kötü niyetli değiliz. Gönül ister ki herkes bizim gibi düşünsün ama maalesef herkes bizim gibi düşünmüyor. Sanki bizim arkadaşımız, dostumuz bize müsaade edip konuşmamız bile daha sonra ufak bir mevzudan tartışsak, darılsak hemen onu gündeme getiriyor. Senin diye bir sene evvel benim vlogumu çektin diye onu diye şikayet ediyorum diyor. Öyle de var insanlar. Güvenemiyorsun insanlara. O nedenle biz bize önce, yeteriz diyoruz. Boş ver ya. Öyle bir şey olur mu? Yani önce çek diyorlar. Evet. Sonra beni çektin diye şikayet ediyorlar. YouTube'dan videolarının kaldırılmasını istiyorlar. Bunun cezası var mıdır? Ne cezası olacak canım? Sakin. Hayır bir cezası yok. Sakin. Bence cezası olur. Ben ne yaptım? Adam mı diyordum? Ne yaptım da cezası olacak? Sakin. Aslında bak ne yapacaksın biliyor musun? Ben bunu şöyle öğrendim. Atıyorum bir komşun oturdum çekebilir miyim dedim. Tabii Şükran Hanım çekebilirsin dedim. Bunu açık ve netçe orada o kelimeyi söyleteceğim ona. Ama orada görünüyor zaten kendi rızasıyla konuşuyor. Ya olsun belki ben, o diyor ki benim haberim yoktu diye çekmiş diyor. Sen orada diyorsun ki mesela biz Ezgi'ye diyoruz. Ezgi telefon, kızım hoş geldin dur. Nasıl haberi yok? Telefonu elimde görmüyor mu? Ya dümen çamur yapıyor ya. Çamur yapıyor da hakimi kandırmaya çalışıyor. Ama hakim demez mi ki sen kadının elinde telefonu nasıl görmüyorsun? Ben bu sayede vermedim ama beni çekmiş. Ben çok o anda da bir şey diyemedim. Çok uzaktan bir çekim değil. Senin yakınından seni telefon elinde tutmuş çekiyor. Sen orada neden itiraz etmedin de şimdi itiraz ediyorsun. O anda itiraz etmedim ama sonra düşündüm. Da şimdi itiraz ediyorum diyor ya. Öyle yapsan şöyle yapacaksın. Ezgi mesela kızımız eve geldi. Bu Ezgi yabancı oldu diyelim. Arkadaşım. Ben görünürüz anlaşılır. Ezgi biz senin çekimini yapacağız. Kesinlikle müsaade ediyorum çekebilirsiniz. Şimdi sen Şükran'a ne diyeceğim? Ezgi'ye ne demen gerekiyor biliyor musun? Ezgi'yi diyelim ki senin arkadaşın. Çekim yapacağım. Çekim yapacağım Ezgi'ye. Müsaade eder misin? O da canlı olarak ev yapacak. Tamam Şükran Hanım ne demek? Çekebilirsin. Kelimesini söyleyecek insanlar duyacak. Aynen öyle. İtiraz etme hakkı yok daha bunun. Bak ağzından çıkmış hakim diyor ki bak kendi ağzıyken demiş ki ben müsaade ediyorum demiş. Kendi özgürlüğü. Sen daha ne konuşuyorsun kardeşim yürü git eve başağın iş var yürü diyecek sana hakim. Onun için canlı olarak diyeceksin ki. Kanalım tehlikeye giriyor çok hızlı. Hızlı konuşmadan tehlikeye girmez. Sarı dolar yedim. Sarı doları Samsun'un sesine. Yavaş konuş Allah'ını söylüyor. Samsun'un sesine yürüyor. Allah'ını şerefler. Ya ben hızlı konuşan benim kanalım değil kavga olmaz, kanalı. Olmaz olmaz. Reklama uygun olmuyor bak. YouTube. Kavga
zannediyorlar. Senin konuşman kavga eder mi? Yok yok, YouTube beni kavgalı kavgalı kanallar reklama uygun olmuyor. O yüzden sana sakin konuşmayı teklif ediyorsun da YouTube beni tanıyor, biliyor beni. Ya bırak şimdi şu gırgırı dalgayı da. Ne dalgası ya, doğruyu söylüyorum ben. Doğruyu söylüyorum. Ne dersem o. Evet tamam. Kanal sahibi kim benim? Kötü laf söylemeyeceksin, kötü. Olsun, gene de sağlığa sakin, zararlı şeyleri konuşmayacaksın. Sakin konuşursan YouTube senin sakin ve düzgün bir kanal olduğunu anlar. Bunlar bizi biliyor. Sevilen bir kanal olduğunu anlar. Yok, o sen hani sen bilmiyorsun, gene de bilir gibi davranıyorsun. Bu konunun içinde benim ya, benim. Ben İyi tamam, ılımlı kraliçesi var mı? Ya, ılımlı konuşayım şimdi. Evet arkadaşlar, ılımlı konuşmaya başladım şimdi, geri döndüm. Bu arada teşekkür ederim beni kraliçe olarak gören aranızda birçok değerli takipçim var. Sen ne giysen yakışırmış sana. Öyle diyorlar. Çok sen, iltifatlar geldi. Sen çuval giy, çuval. Çuval sana yakışmazsa şarm olsun. Arkadaşlar aşk hepiniz var. Ne güzel yorumlar yazmışsınız. Ben o elbiseleri yarım çuvalı biliyoruz da arkadaşlar, fındık çuvalı. Gerçekten çuvalı. Çok da hoşuma giderek severek aldım o elbiseleri. Sarısını aldım, kırmızısını aldım. Aldığım yeri de bir önceki bloglarımda göstermiştim. Çok sağ olun. Güzel bakan güzel görür. O güzel kalplerinizden öpüyorum. Kocaman öpüyorum. Sağ olun. Bugün böyle bir pazar sohbetimiz olsun. Hiç yoktan iyidir. Kendinize iyi bakın. Bana da müsaade, şimdi gidiyorum. Kızımın ne işleri yine var? Yine tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ben kızımı yolcu edeyim. Yemeklerden de koyayım. Evinde sıcak sıcak yesin. Tekrar görüşeceğiz canlar. Görüşürüz arkadaşlar. Ben gidecek diye yemeğini hazırladım. Hiç servis sunmuyorum. Yemeyeceğim dedim ama annem yine dayanamadı. Her şey dört dörtlük hazırladı. Biraz atıştırıp ben gidiyorum. Arkadaşlar sunum yapamadım aceleye. Gidecek aç gitmesin diye. Aslında tok da anne yüreği işte. Ben öyle zannediyorum. Yemeklerimi göstereyim sizlere. Nohut yaptım. Derin dondurucuda haşlanmış nohutum vardı. Bir de havuç vardı derin dondurucuda. Kıştan kalma. Onlarla birlikte yaptım. Burada türlü var. Karadeniz'de türlü derler. Burada da pezik mıhlaması var. Hadi afiyet olsun prensesim. Sohbetimiz biraz daha devam etti. Türlü. Derin dondurucu da vardı arkadaşlar. Türlü poşetti. Geçen de çok fazla yapmıştım. Gerisini yapamamıştım. Ona ilaveten patates de koydum. Pişirdim. Defne gelir diye makarna yaptım. Defne sade makarnayı seviyor. Aslında üzerine mantar sote de yapıp koyabilirdim. Ama yemiyor çocuklar. Sade seviyorlar. Burada da nohutum var. Ne salçalı ne peynirli. Ne de garnitürlü makarnayı yemiyorlar. O yüzden onlar yemediği için. Aslında domatesli de yapmam gerekirdi. Domatesliyi de yemiyorlar arkadaşlar. Salçalıyı bile yemiyorlar. Sade makarna seviyorlar. Böyle dumduru tereyağlı.